Aziz milletim, çok değerli sivil toplum kuruluşları başkanlarımız, değerli basın mensupları, güzel İstanbul'umuzun her yerinden gelerek haklı davamızda bizi yalnız bırakmayan aziz Türk halkı ve aynı zamanda ekranları başında bizleri izlemekte olan tüm gönül dostlarımız, tüm insanlık. Sizleri Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği adına cani gönülden selamlıyorum. Kadim Türk yurdu, Türklerin beşiği olan Doğu Türkistan'da işgaldan bu yana sayısız katliam ve cinayetler işleyen ve şu anda da yapmakta olan ve son senelerde Doğu Türkistan halkını topyekün yok etmek için tam anlamıyla soykırım uygulamakta olan ve uluslararası nezdinde de insanlığa karşı suç işlediği, soykırım yaptığı 21. yüzyılın yüz karası olarak tanımlanan gaddar Çin'in Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye ziyaretine tepki göstermek ve Doğu Türkistan'daki soykırımı gündeme taşımak amacıyla düzenlediğimiz Doğu Türkistan'da devam eden soykırım temalı basın açıklamamıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugünkü basın açıklamamızı Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği'ne üye tüm teşkilatlarımızın öncülüğü, Dünya Uygur Kongresi, Doğu Türkistan Vakfı, İsa Yusuf Alptekin Vakfı, Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür Derneği ve Uygur Akademisi katkılarıyla düzenlenmiştir. Aziz halkım, barlık er ayal, oğul kız, çoğun kiçik, sorunla hazır boğan barlık halkım, bugünkü Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği tarafından orunlaştırılgan Xitay tecavüzçilerinin vatanımız Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan bu kadar vahşi zulümü bütün insaniyet tarafından irqi qirg'inchilik, insoniyatga karşı cinayet işlevatıdır da itiraf kılıngan muşundak bir vaziyette numussuz, haya insanlıktan zerre kadar nisibini almagan Xitay Tashqi İşlar Ministri Wang Yi'nin Türkiye ziyaretine özümüzün bir kişilik karşılığımızı bildiriş ve Xitay işlevatkan cinayetlerini kun tertibga keltirish uchun bugün orunlaştırılgan akbarat ilan kılış yığınımızga her taraftan katlaşıp egen barlık halkımızını Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği namıdan Çin köngülümden karşı alımını tebrikleyemeden manani. Aldı bilen biz İstiklal Marşı üçün emmemiz zaten öğretörüptümüz. Onu anlap ötümüz, onun keyneden basın akbarat ilan kılış yığını açımız. Sırada İstiklal Marşı. olsun feda bu canımız. Han küçük hem can büyük, hazır kurtulmalar senin. Kurtuluşta kalbimizde manevi imanımız. Atalardan kendileri öçmedi. Yaşasın, yaşasın, anlasın istikbalimiz. Bu arada şu meydanda görev alan tüm emniyet mensupları arkadaşlarımızı da selamlıyoruz. Şimdi basın açıklamamızı yapmak üzere Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği'ne temsilen Doğu Türkistan Maarif Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Sayın Abdulehed Abdurrahman Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Növbette Şərq Türkistan Teşkilatlar Birliği'ne vakaleten Akbarat Elan Kılıç Dokulatını okup düşün Şərq Türkistan Maarif Hemkarlık Cemiyeti Başkatibi Abdulehed Abdurrahman Efendim'le sahnede artımın hürmetim. Kıymetli basın mensupları, saygıdeğer STK temsilcileri ve değerli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz bugün burada 26 Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşu tek yürek olarak Çin'in Doğu Türkistan halkına karşı uygulamakta olduğu soykırıma dur demek ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Türkiye ziyaretine ilişkin kaygılarımızı dile getirmek için bir arada bulunmaktayız. Amacımız adalet, özgürlük, temel insan hakları, demokrasi ve barış gibi evrensel ortak değerlerin korunmasına ilişkin çağrıda bulunmakla birlikte Türkiye ve diğer ülkelere, uluslararası kuruluşlara, askeri güç, ekonomik ve siyasi sistem açısından tehdit oluşturmaya başlayan Çin rüyasının ilk adımı olan soykırımı protesto etmek ve soykırımının durdurulmasına çağrı yapmaktır. 1949'da başlayan 71 senelik Çin işgalinin son dönemlerinde Doğu Türkistan'da soykırım, kültürel, etnik ve başka tüm boyutlarında yaşanmaktadır. 2014 yılında Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in sözde teröre karşı halk mücadelesi çağrısı ile başlayan kökünden kazıyıp yok etme siyasetiyle Doğu Türkistan adeta askeri yönetim tarzındaki bir polis devletine haline getirilmiştir. Aile mahremiyetini çiğneyen sözde kardeş aile projesiyle gözetleme, toplama kamplarıyla beyin yıkama, sistematik yok etme, Çin ideolojisi ve kültürüyle yozlaştırma gibi bir takım çalışmalara sahne oldu. Çin hükümeti Doğu Türkistan'da kendi yasası ve hukuk sistemine aykırı bir şekilde öldürme, yargısız infaz, müebbet hapis gibi yollarla geniş çapta katliam yapmaktadır. Ayrıca Çin yönetimi 8 milyon insanı toplama kamplarını kapatarak çeşitli işkence, organları çalma, beyin yıkama, toplu ve sistematik tecavüz, aşağılama, tıbbi deneylere maruz bırakmaktadır. Genel olarak ırk ayrımcılığı, köle işçilik, hukuksuz tutuklama, dini ibadet, eğitim ve yaşamlarını yasaklama, kendi inanç ve düşünce özgürlüğünden mahrum bırakma, 30 bin aşkın cami ve kutsal mekanları tahrip etme gibi yollarla Doğu Türkistan halkına ciddi zihinsel ve fiziksel zararlar neden olmuştur. Yaşlıların ve hasta bireylerin sağlık koşullarından yoksun bir şekilde toplama kampları ve hapishanelere kapatılması, iş adamları ve zengin insanların mal varlıklarına el konulması, kanaat önderleri ve aydınların öldürülmesi, genel kısırlaştırma, nükleer denemeler, yurt içi ve yurt dışı seyahat özgürlüğünün kısıtlanması gibi yollarla Çin yönetimi Doğu Türkistan'da yaşam şartlarını yok etmeye çalışmaktadır. Ayrıca Çin rejimi çeşitli bahanelerle Doğu Türkistanlıları Çin'in iç bölgelerde köle işçi olarak sürgün ederek, Han Çinleri Doğu Türkistan'ın çeşitli bölgelerinde yerleştirerek mevcut demografik yapıyı bozmaya çalışmaktadır. Çin'in Doğu Türkistanlı kadınları doğum makinesi olmaktan kurtarmak adı altında yürüttüğü doğum kontrol politikası, zorunlu kürtaj, aileleri parçalama, Doğu Türkistan'ın asıl sahipleri olan halkın kızlarını göçmen, kafir Çinlilere zorla evlendirme, toplu katliam gibi icraatlar Doğu Türkistan'da nüfusun ciddi şekilde azalmasına neden olmuştur. Bağımsız kuruluşların raporlarına göre Doğu Türkistan'da doğum oranı son 3 yıl içerisinde %80 oranında azalmıştır. Gerçek sayının ise daha fazla olduğuna inanıyoruz. Çocuk kampları, çocukların ebeveynlerinden zorla arınması, anne babaların kendi çocuklarını yetiştirme, etnik kimliği, dili ve kültürünü öğretme hakkının elinden alınması, ebeveynleri tutuklanmış ya da öldürülmüş çocukların Çinliler tarafından evlat edinilmek suretiyle Çinleştirilmesi, Doğu Türkistan halkının çocuklarından uzaklaştırılmasıdır. Akrabalarından zorla ayrılan, kendi halkının soykırıma uğramasını seyretmeye mecbur kalan ve Çin tehdidinden hala kurtulamayan Doğu Türkistan diasporası da zihinsel olarak soykırımdan nasibini almaktadır. Yukarıda bahsedilenlerin hepsi uluslararası bağımsız kuruluşlar, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları İzleme Örgütü, haber ajansları ve istihbarat kuruluşları tarafından teyit edilen belgeler, raporlar ve şahitlerin ifadeleriyle tüm çıplaklığıyla ortaya konulmuştur. Çin devleti Doğu Türkistan'da işlediği toplu katliam, verdiği ciddi zihinsel ve fiziksel zararlar, yaşam koşullarını yok etme, nüfus çoğalmasını engelleme, evlatları kendi toplumundan uzaklaştırma gibi bu 5 çeşit soykırım suçu nedeniyle Birleşmiş Milletler'in soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına dair sözleşmesine göre cezalandırılmalıdır. AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik'in vurguladığı gibi bölgedeki insan hakları ihlalleri inkar edilemeyecek bir gerçektir. Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ve Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kendisi bizzat Birleşmiş Milletler İnsan Hakları toplantılarında Doğu Türkistan meselesini defalarca dile getirerek terörle mücadele gerekçesiyle tüm Doğu Türkistanlıların terör muamelesi yapılması, ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesi 21. yüzyılda kabul edilmeyecek durum olduğunu söylemiştir. Ayrıca Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu uluslararası kamuoyu harekete çağırmış ve Doğu Türkistan'a özgür gözlemci heyetinin gitmesini talep etmiştir. Ancak her zaman Doğu Türkistan'da işlenen soykırım suçlarını tümüyle inkar eden eli kanlı Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi dün Türkiye ziyaretine başlamıştır. Wang Yi yıllardır Doğu Türkistan'daki soykırım suçunu inkar etmekte ve kem şahitlerini alenen tahrik etmektedir. Türkiye dahil olmak üzere Doğu Türkistan ile ilgili konuşan çok sayılı ülkelere kaba bir şekilde Çin'in iç işlerine müdahale etmekle ve yalancılıkla suçlanmakta. Ticari ilişkileri öne sürerek tehditler savurmaktadır. İşgalci Çin hükümeti Türkiye'deki Doğu Türkistanlara ajanları vasıtasıyla ya da ailelerini rehin alarak suretiyle tehdit ederek düzmece delillerle Türk mahkemelerine şikayet ederek fiziksel ve psikolojik zarar vermeye çalışmaktadır. Bunların yanı sıra bizleri tedirgin eden Çin-Türkiye arası suçluları iadesi anlaşması ise Çin medyalarınca belirttiği gibi Çin'in Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlara karşı kurduğu bir tuzaktır. Doğu Türkistanlar adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin söz konusu anlaşmayı reddetmesini her zaman ciddiyetle, ivedilikle talep ediyoruz. Doğu Türkistan halkı adına biz STK'lar olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer devlet bakanlarının Çin heyetiyle ikili görüşmelerinde Doğu Türkistan konusunda kararlı duruş sergilemesini, bütün temaslarında Çin hükümetinden toplama kamplarını kapatmasını, köle işçiliği, zorla evlendirme, sürgün ve Çinli gücünü sonlandırmasını, demokratik yapıyı değiştirmekten vazgeçmesini, inanç ve düşünce hürriyetini serbest bırakmasını, insan hakları ihlalları ve tüm soykırım uygulamalarını durdurmasını talep etmesini istiyoruz. Ayrıca son birkaç ayda devlet yetkilileriyle görüşmelerimizde belirttiğimiz gibi İstanbul-Urumçi, İstanbul-Kaşgar uçuşlarının başlatılması, Doğu Türkistan'da Türkiye konsolosluğunun açılması, Doğu Türkistanlara seyahat özgürlüğünün verilmesi, Türkiye'de yaşamakta olan 300.000'e aşkın Doğu Türkistanlı'nın akrabalarına kavuşabilmesi ve Doğu Türkistan'da bağımsız araştırma heyetinin gitmesine izin verilmesini talep etmelidir. Son bir ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa Birliği parlamentoları Çin'e karşı yaptırım kararı almıştır. Bunlar bize ümit ışığı yakan gelişmelerdir. Ancak Çin soykırımı durdurana ve toplama kampları kapatana kadar Çin'e karşı bu yaptırımların yanı sıra caydırıcı ambargo uygulanmalı. Tüm devletler ikili ilişkilerinde soykırımı ilk günlerinde tutmalıdır. Çin'in soykırım suçuna doğrudan ya da dolaylı şekilde ekonomik kaynak sağlayan uluslararası şirketler de uluslararası hukukları gereği Çin ile olan ilişkilerini durdurulmalı, sonlandırmalıdır. Doğu Türkistan'daki üretim tesislerini kapatmalı, köle işçilerini özgürlüğü için çalışmalıdır. Köle işçilerinin özgürlüğü için çalışmalıdır. Çin'in inkar etmesi üzerine Doğu Türkistan'da yaşananların tüm çıplaklığıyla ortaya çıkartmak için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin istediği gibi uluslararası bağımsız gözlemci heyet Doğu Türkistan'a gönderilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de Türk İslam Dünyası, Türk Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşların Doğu Türkistan'da soykırımı durdurmaya yönelik çalışmalarına önderlik edebileceğine canı gönülden inanıyoruz. Son olarak el kanlı Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'ye şunu hatırlatmak istiyoruz. Çin boş tuzağı, ticaret diplomasisi, şantaj uygulamalarıyla Doğu Türkistan halkının bekasını tehlikeye atan, aynı zamanda evrensel hukuk ve prensiplere dayanan uluslararası sisteme tehdit oluşturan soykırım suçunu artık gizleyemez. Biz Doğu Türkistan STK'ları olarak uluslararası hukuk, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları değerleri çerçevesinde Doğu Türkistan'daki soykırımı durdurmak için her türlü meşru mücadelemizi devam ettireceğiz. Ve uluslararası toplumu bu soykırımı durdurma için çağrıda bulunmasını ve harekete geçmesini çağırıyoruz. Değerli basın mensubu kardeşlerim, kıymetli STK temsilcileri, İzzetlik, muhterem halkım, bu soğuk günde Çin'in bu katliamlarına dur demek, soykırımına dur demek, Doğu Türkistan davasına ses vermek, bizim yanımızda olmak, mazlumun yanında olmak, zalim Çin'e karşı durmak için, davamızı dava etmek için, dertlerimize ortak olmak için bu soğukta, karlı, kışlı günlerde bizimle olduğunuz için hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Minnettarlığımı arz ediyorum. Var olun, sağ olun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullah. Açıklamalarından dolayı Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Sayın Abdulehed Abdurrahman Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz.